Korkaklığı bilmez hiç tanımasın. Sen ey gavur dağılım Osmaniyelim. Korkaklığı bilmez hiç tanımasın. Sen ey gavur dağılım Osmaniyelim. Bırak seni yazan böylece yatsın. Sen ey gavur dağılım Osmaniyelim. Hey Osmaniyelim. Bugün 7 Ocak. Şehitler Diyarı Osmaniye'nin düşman çizmelerini topraklarından atıp ebediyen Türk yurdu olduğunu 7 düvele duyurmasının 99. yılı. Birinci Dünya Savaşı sonrası gözünü Anadolu'ya diken galip devletler, hiç vakit kaybetmeden bu kadim toprakları aralarında paylaşmak için sırtlanca planlarını kurmuş ve bu planlarını hemen uygulamaya başlamışlardı. Cebeli Bereket, Osmaniye. Bire bin veren bu bereketli topraklar, 25 Aralık 1918'de Fransızlar tarafından işgal edildi. Kadını erkeği, genci yaşlısı, vatan müdafası için silahlandı. Sizlere bugün Türk Kurtuluş Savaşımızın kadın kahramanlarından Tayyar Rahmiye Hatun tanıtacağız. Türk Kurtuluş Savaşı'nda nice kadınlar var. Muhakkak sayıları çok daha fazladır. Fakat Türk kadınları Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında büyük pay sahibidir. Kimi zaman askerlerimize erzak taşırken, kimi zaman cephelerde kahramanlıklar göstererek kadınlarımızın ne kadar önemli ve saygıdeğer olduklarını görmekteyiz. Tayyar Rahmiye, Osmaniye ilçesine bağlı Kaypak nahiyesi Raziyeler köyünün Kanlı Geçit mahallesinde 1890 yılında doğdu. Babası Köse Abdullah, anası Hatice'dir. Eşe ve Elif adında iki ablası vardı. Kendisinden küçük Meryem adında kız kardeşi Osmaniye'de evlenmiş, erkek kardeşi Mustafa ise Raziyeler köyünde kalmıştır. Rahmiye Hanım önce Demir Ali oğlu İbrahim'le evlenmiştir. Bu evlilikten iki kızı vardır. İbrahim'den ayrılan Rahmiye ikinci evliliğini Vız Ali adında birisiyle yapmış, bu kocasından da iki oğlu olmuş fakat küçük yaşta vefat etmişlerdi. Osmaniye'nin Fransız işgaline uğraması üzerine Rahmiye Hanım vatan ve namus için silahına davranmış ve 1920 yılında Fransızlarla yapılan savaşa müfrezesiyle katılmıştı. 1920'li yıllarda Fransız askerleri Güneydoğu'yu işgal ederek halka zulmediyordu. Bunun üzerine halk silahlanarak düşmana karşı kurtuluş mücadelesine başladı. Güney cephesinde 9. Tümen kurulurken bir gönüllü müfreze vardı. Bunun komutanı genç bir kadındı. Osmaniye'nin Kaypak nahiyesi Raziyeler köyünden Rahmiye Hanım, Fransızların işkence ve tazyiklerine tahammül edemeyerek Hüseyin Ağa'nın milli kuvvetlerine gönüllü olarak iltihak etmiş ve Hasanbeyli civarında 89. Tümenle icra edilen taarruza müfrezesiyle bilfiil iştirak etmişti. Bu müsademede Fransızlardan 80 tüfek ve 2 makineli tüfek alınmıştır. Çarpışmada bazı arkadaşları arkada kalmıştı. Milli kuvvetler derhal gidip onları kurtarmış ve bu kahramanca hareketinden dolayı Rahmiye Hanım'a Tayyar yani uçan namı verilmiştir. Tümenden aldığı bir emirle Osmaniye'deki müstahkem Fransız karargahına taarruz edecek olan bu müfreze 1920 senesinin 1 Temmuz sabahında harekete geçti. Tayyar Rahmiye'nin müfrezesi ustaca bir tertiple yavaş yavaş hedefe doğru ilerledi. Fakat bir an geldi ki artık ilerleme imkan kalmadı. Çünkü Fransız karargahı çok iyi tahkim edilmiş ve bol silahla müdafaa edilmekteydi. Durakların çetesini harekete geçirmek, yeni bir taarruz hızı verebilmek için sarf ettiği bütün gayretlerin boşa çıktığını gören bu kahraman Türk kadını, şiddetli düşman ateşine rağmen ayağa fırladı ve
Ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum da siz erkek olmanıza rağmen yerlerde sürünmekten utanmıyor musunuz diye bağırdı. Erkeklere çok dokunan bu söz ve jest ruhları sararak kahramanlık hislerini kamçıladı ve hücum yeniden başladı. Yağmur gibi yağan düşman ateşi bu hücumu bir an olsun durduramamıştı. Karargah binasını saran çember gitgide daralıyordu. Çetenin efradı bir hayalet gibi hedefine yaklaşıyordu. Ancak ne yazık ki bu vatansever kadın karargah kapısına 10 adım kala şehit oldu. Bu kayıp burada büsbütün başka bir tesir meydana getirmiş ve çetenin onuruna dokunmuştu. Bu milli şahlanışın ateşlediği ruhlar bir hamlede karargahı zapt etti. Şehit Rahime Hatun, şimdiki Endüstri Meslek Lisesi'nin bulunduğu yerdeki mezarlığa gömüldü. Daha sonra Enverül Hamid adıyla anılan Ulu Cami çevresindeki şehitliğe taşınmıştır. Mezar taşında şunlar yazılıdır: "Yarınların sahibi ey gençlik, iyi tanı ebedi sükunetle bu mezarda yatanı. Hak için, bayrak için canın feda edip armağan etti bize bu mukaddes vatanı."